Merhaba. Merhabalar. Düsseldorf'tayız. Oktay yüzünden geldik buraya. Ve Oktay Kamera Utku. Arkasında. Kamera arkasında. Ve çok uzun zamandır Arman'la bir araya gelememiştik. Bu vesileyle dedik ki madem fırsat, buradayız. Madem işimiz gücümüz yok burada madem sadece üşüyoruz. Bir bölüm çekelim. Ve güneş vardı az önce. Gitti. Güneş vardı. Oktay yüzüne o da gitti. Ne konuşacağız Arman? Bugün bence bu NFT'lerin yükselişini konuşalım. Ya dünyada 2000... savaş var, insanlar ölüyor. Benim alanım değil, ben onu konuşamam ki. Diyorsun. Savaşı yani anlatmaya çalışsam çok acımı kalırım. Bence de. Bildiğimiz şeyi konuşalım bence. Okey, hadi konuşalım. Hadi bakalım. Ben o zaman bir giriş yapayım. Yap. En azından bir şey olur. 2017'de ICO'lar hatırlarsanız müthiş popüler olmuştu. Sonra herkes milletin şey kaybettiği paranın haddi hesabı yoktu. Tokenların peşindeydi. O token, bu token. Bazıları bu arada inanılmaz tutundu. Hala tutulan var mı mesela? O zaman çıkmış ve bugün yaşayan. Evet. Yaşayan ve kat kat yükselen birçok token var. O yüzden aslında o zaman söylüyorlardı. Sağlam projeler ayakta kalır. Diğeri patlar. Hakikaten de öyle oldu. 2017'de örnek vermek gerekirse Decentraland token'ı vardı. 2016'da onların ICO'su vardı. Girmeye çalışmıştım, girememiştim. Mesela o şu an hala inanılmaz popüler bir token. Ne yapıyor? Ve inanılmaz popüler bir proje. Aslında Metaverse dediğimiz... O zaman 2016'da. Evet abi. 2016'da Decentraland yani toprak adında adam proje çıkarttı ve dedi ki ben burada bir tane yine blockchain üzerine sanal dünya kuruyor olacağım dedi. Bunun için para topladı. 20-30 milyon dolar mı? O civarları bir para toplamıştı. Ama o zamanki Ethereum fiyatından. Ondan sonra adamlar projeyi ilerlettiler. Bunun gibi başka projeler de var hani tutunan. Ama dedikleri gibi yani %90'ı yine çöp oldu. Sağlam projeler tutundu ve 2021'de asıl bu NFT olay rüzgarıyla birlikte aşırı derece değerlendi. Şimdi ben şeyi çok benzetiyorum ikisini birbirine. Bu 2021'de NFT'ler de tokenlar gibi aşırı bir hype oldu. Bu hype şu an devam ediyor bu arada. Çünkü token'dan biraz daha farklı. Kendine bir şey satın alıyorsun. Bu bir profile picture dedikleri PFP projesi de olabilir. Veya işte Decentraland'daki gibi bir metaverse'te bir land de olabilir. Arsa da olabilir. Veya benim aldığım proof membership dediğimiz örnek veriyorum. Projesi. Onu anlatsana bak, çok güzel hikaye. Evet. Mesela orada ne yaptı adamlar? Kimin projesi? Adam Kevin Rose'un projesi. Kevin Rose kimdir? Neydi onun ilk girişimi ya? Onun bir girişimi vardı. 2000'li yıllarda yapmıştı internet üzerinden. Bir haber sitesi gibi bir şeydi. Onu sattı. Sonra yatırımcılığa başladı. En son Google Ventures'te ortaktı. Sonra oradan ayrıldı. Yine birkaç iş yaptı. En son bu 2021'de inanılmaz NFT işlerine girdi. Onun podcast falan açtı. Sonra dedi ki ben bu işi çok güzel yapıyorum. Bari bir tane membership, bir tane böyle grup oluşturayım. İçeride bir 1000 kişi olsun. Kulüp. Kulüp oluşturayım aynen. Bunlarla da işte NFT projesi konuşalım, NFT projelerine girelim, NFT projesi yapalım hatta. Farklı şey yapmak istedi. Bunun için dedi ki nasıl yapabilirim? Madem NFT üzerine yapıyor olacağız o zaman 1000 tane NFT oluşturalım. Bunları Dutch Auction modeli dediği, işte 5 Ether'den başladı satış. Sonra her 10 dakikada bir 0 Ether, 0.5 Ether düşüyor abi. Düşüyor. Evet abi 1000 tane var sadece. Aslında hani 5 Ether'den almaya başlıyor millet ama herkes şeyin peşinde hani nereye kadar düşecek acaba? En ucuz nereden alabilirim? Tabii şey korkusu da var. Bir yandan millet yüklenirse gitti yani. Çok iyiymiş ya. 1'e kadar düştü. Sen kaçtan aldın? Ben 2'den aldım. 1'e kadar düştü. 1'de abi 1 saniye içerisinde hepsi satıldı. Şu an tanesinin değeri 27 Ether. Bu da neden? Ya şimdi şey hani o projenin önemi şurada. O NFT'ye sahip olanlar Discord üzerinden o kanala girebiliyorlar. Ve içeride işte muhabbetlere, projelere her şey dahil olabiliyorlar. NFT sattığın anda Discord'dan atılıyorsun ve artık bir parçası değilsin. Hı hı. Mesela müthiş bir şey. NFT kullanım örneği. Bunun şeyi çok güzel. Yaptı sayılmıyorsam. Yacht Club Membership'i. Duydunuz mu onu? Yani bir NFT projesi ve o NFT'ye sahip olanlar o Yacht Club'a girebiliyorlar. Bence müthiş bir şey yani kullanım alanı. Bunun işte bir güncel örneği de şey Bored Ape Yacht Club. Hmm. Adamlar işte farklı etkinlikler yapıyorlar, farklı buluşmalar yapıyorlar ve yani girerken abi çıkartıyorsun wallet'ını, verify ettiriyorsun. Sonra o anda kontrol ediyor blockchain üzerinde gerçekten bu adam bu NFT'ye sahip mi? NFT'ye sahipsen giriyorsun abi içeriye. NFT'ye sahip değilsen
giremiyorsun. Aslında ya bir şey diyeceğim. Decentral... Siz bu Fenerbahçeliler bir token çıkardınız ya. Mesela evet. onunla mesela kulübe stada girme koysanız daha değerli i̇şte olur. Bu NFT çok süper olabilir. Evet, ama NFT değil ki onların yaptığı ya şey ya. Ya orada birkaç tane proje üretecekler galiba. Sadece Fenerbahçe değil de. Yasinler şimdi bu konuyla ilgili güzel bir şey yaptılar. Biliyorsun değil mi? Paribu Ventures diye bir şey kurdular şimdi. Onu duydum. Yani o şekilde. Mesela Proof Membership müthiş değer kazandırdı. O yüzden değer kazandırdığı için de NFT'leri değerlendi. Yine güzel bir şey. Kullanım alanı. Süper bir kullanım alanı abi. Yani sanat bir kullanım alanı. İnsanlar sanat çıkartıyorlar ve bu sanatı satmaya çalışıyorlar. Ondan sonra işte bu membershipler var. Bu membership yine ikiye ayrılıyor. Mesela Nike şeyi satın aldı. Artifact diye bir tane proje var. Artifact de şey yapıyor abi. Metaverse oluşturmaya çalışıyor. Birkaç farklı projeyle başladılar. Yine tasarımsal projelerle başladılar. Mesela onu satın alıp aslında bu alana girdi. Şu an PFP işte yine profile picture üzerinden ilerlediler. Şimdi bir tane yarışma yaptılar. Monolith diye bir şey hediye ettiler herkese. Ne? Monolith. Böyle bir yine bir NFT. Onu da şöyle yapıyor abi. Airdrop ediyor. Diyor ki benim diyor PFP projemi tutanlara birer tane monolith hediye ediyorum diyor. O monolithin içerisinde ne çıkacak şimdi henüz belli değil diyor. Onu da bir yarışmaya bağlamış. Yarışma yapıyor. Yarışma kazandıkça abi monolith açılmaya başlıyor. En son tamamen açılıp içerisinde yine başka bir şey çıkacak. Abi yani mesela Nike müthiş bir yatırım yaptı bu işe. Evet. Adidas bu işe girdi. Adidas Puma giriyor peki? Şu an ne abi. Ne yapıyorlar peki? Yani fashion ne yapıyor? Mesela Adidas şunu yapıyor abi. Adidas yine NFT projesi çıkarttı. Bunun bir kısmını hediye dağıttı. Bir kısmı satın alırdı. Şu an NFT secondary marketplace'e yine alınabiliyor. OpenSea'ya gidip Adidas NFT'sini alabiliyorsun. Adam şunu söylüyor. Bu ilk çeyrek, ikinci çeyrekti galiba. Mesela Adidas'ın NFT'sine sahipler buna şey diyor. Into the Metaverse Phase 1 diyorlar. Abi ücretsiz kıyafet verecekler. Bir Adidas kıyafet vesaire gönderecekler. NFT burn etmen gerekiyor. Burn ediyorsun. Karşılığında kıyafetlerini alıyorsun. Bir de NFT Phase 2'yi veriyor sana. Yeni bir NFT veriyor yani. Phase 2 olmasının sebebi de bir defa, hani Phase 1 de kullandın. Kıyafet alabiliyorsun. Phase 2 olunca artık kıyafet alınmış. Bunu yani insanlar bilsin diye. Hani gidip de ben de alıp gidip kıyafetimi alayım diye millet kandırmamaları için yeni bir NFT Phase 2 diyor. Phase 2'de ne çıkacağı belli değil. Geçen gün hani Nike'a push edince adama şey dediler. Biz de bir şeyler yapıyoruz ama henüz açıklamadık dediler. o şekilde yani bir rekabet başladı öyle oldu yani. Bu hype'tan sonra özellikle Metaverse kelimesi. Hype'tan sonra herkes bir şey yapmaya ihtiyacı duyuyor. Bir de deneyimi yeni yeni aslında insanlar keşfediyor. Yani evet, herkes aynen öyle abi. Kendi müşteri yolculuğu ya da deneyim yolculuğunu yeni yeni çizmeye başladı. Evet. Yani bu bahsettiğim mesela private kulüpler buna en iyi örnek. En bence şey, trendi şey, çözüm. Ama konvansiyonel tekstiller yani fashion alanında da ciddi ciddi yatırımlar başladı. Abi bence yani bence token ekonomisine göre çok daha iyi. Yani, sadece işte bir işte JPEG görselin alınması değil. Değil ne bileyim sadece işte bir arazi alınması değil. Yani biz de biliyorsun işte bütün İstanbul satılmış. Böyle hemen çıktı. Sizin Almanya'da satılıyor mu? Kassel'de boş arazi var mıydı? Baktı mı? Bak çok bakmadım bilmiyorum ama yani bir de hangi metaverse olduğunu da test edemediğimiz için. Yani öncüler çok fazla ama dediğim gibi deneyim sanki yeni yeni çiziliyor. Bence aynı fikirdeyim abi. Yani kullanım alanı gittikçe genişliyor. Evet. İnsanlar başta şey gibi baktılar. Adam JPEG alıyor yani bu ne saçma bir şey dediler. Ama sonra kullanım alanı arttıkça aslında çok saçma bir şey değil. Aslında çok mantıklı bir şey olduğunu gördük. Use case'ler çıktıkça çıkıyor abi, yani. Aslında yani kullanım alanları gittikçe. Global bir şekilde abi bir third party'ye ihtiyaç duymadan senin o NFT'ye sahip olmadığını verify edebiliyorum. Yani aslında değer bence burada zaten. Evet. O yüzden hani her şeyi buna bağlamaya çalıştılar. Hem fiziksele bağlıyorlar hem de sanalı bağlıyorlar. Yani fizikseldeki bazı arsalar, bazı evler, şimdi haberler çıkmaya başladı. İşte NFT üzerinden satıldı token'ı. Bence buradaki kullanım alanları çok artıyor olacak. Token'a göre çok daha iyi bir şey kullanım alanı. Token çünkü token hani örnek veriyorum 21 milyon Bitcoin var. Her biri bir token gibi düşündüğünüz zaman aslında hepsi aynı yani. Hani biri diğerinden farklı değil. Zaten non-fungible buradan çıkıyor. Non-fungible token. O alanda ben şeyim ya, ben çok heyecanlıyım. Ben daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Bunun bir hype olduğunu, evet bir hype var. Fakat daha hype'ın bence çok şeyindeyiz yani, başındayız. Evet, Demirler'in yaptığı yeni proje ne? Evox diye bir proje yaptı onlar. Evox'da şey çok benziyor abi. Proof'a çok benziyor. Yine bir private membership. Fakat adam şunu söylüyor. Ben diyor bir nevi venture capitalist gibi bir şirket kurdum. Buradaki geliri de
NFT sahiplerine Çok iyi. Bir şekilde dağıtıyor olacağım diyor. Çok iyi. Yeni VC yapısı aslında ya. Yeni VC yapısı yani. Sen bir NFT'ye sahipsen, 10 bin tane yaptılar mesela. Bir NFT'ye sahipsen, ben atıyorum ilk çeyrekte ne kadar kazandım? 1 milyon dolar kazandım. Onu bölüyor abi 10 bine. Bir NFT ne kadar denk geliyorsa cüzdanını geri ödüyor abi. Veya işte belki bir komisyon alıyordur şirkete koymak için. Bu şekilde bir yapı oluşturur. Tabii bunun legal tarafı tartışmak lazım. Yani bugün adam dükkanı kapıp gittiği zaman hiçbir şey alamıyorsun. Hani ileride belki devletler şey de yapar. Hani bunu legal de bir şekilde bağlamaya başlarlar. Hani bu NFT'yi aldığın zaman evet şöyle yasal yollardan şey de yap, başvurabilirsin gibi şeyler de yapabilirler. Onu görüyor olacağız. Bence gelecek zaten. O alanda Evox da buna benzer bir proje. Yani Proof'a benzer ama Proof'un biraz farklı. Çünkü Proof yatırım yapmıyor. Hani gidip de ben ama sana yatırım yapabileceğin ben... opsiyonları evet, açıyor. Yani aynen öyle. Sen Proof'a sahipsen bu evet. projeye girebiliyorsun. Bilmem ne varsa bunu yapabilirsin evet. gibi bir aslında bir yani giriş kapısı açıyor. Evet evet onlar. Ve onlar da aynı şey gittiler bu arada. Kevin Rose CEO oldu. Sonra COO aldılar. Şimdi CPO aldılar. Bildiğin adam bir şirkete dönüyor. Şimdi NFT Research alıyor iki tane. NFT Analyst alıyor iki tane. Yeni çünkü çok fazla scam var. Bence bu grafa son olarak girelim. Çok fazla scam olduğu için NFT Research ve Analyst de alıyor ki yeni arkasındaki grupta paylaşılan NFT projeleri hani burada gerçekten iyi bir takım var mı? Burada bir scam var mı? Bir sahtekarlık var mı yok mu? Bunu araştıracak. Buna göre de evet bu sağlam bir projedir. Şu sağlam bir projedir. Buradan işte 10 whitelist'lik bir pozisyon açtık. Burada 100 whitelist'lik bir pozisyon açtık şeklinde paylaşımlar yapıyorlar. Tabii en çok dikkat etme gereken şey hani bu NFT işine girdiğimizde cüzdan hacklenmemesi. Bunun için maalesef aşırı derecede çok örnek var. Yani son dönemdeki OpenSea abi müthiş bir müthiş patlattılar her tarafı. Buradaki en sakat tarafta insanların araştırmadıkları projeyi gidip projeyi mint etmeleri. Adam bu çok güzelmiş diyor fakat full scam. Mint ettiğin zaman bir tane transaction çalıştırıyorsun blockchain üzerinde ve verify diyorsun. Evet diyor ben bunu yapmak istiyorum diyorsun. Kendi imzanı koyuyorsun. O şey transaction abi ne yaptığını tabii developer biliyor. Sen de open source'un gibi kontrol edebilirsin. Veya blockchain üzerinde kontrata bakabiliyorsun ama kimse bakmıyor tabii ki. O yüzden birçok insan bu kontrata çalıştırdığında kendi cüzdanı aslında anlık oluyor. Kendi cüzdanı işte ya şeyleri transfer ettiriyor ya yetki veriyorsa satış için birçok farklı yöntem var. Ve mesela ben şeyden takip ediyorum. Twitter'dan takip ediyorum. Twitter'da şey var abi. NFT botları var. Satış botları var. Ben mesela şeyi biliyorum. Örnek veriyorum. Bored Ape'in floor price şu an 90 Ether. Bir tane Bored Ape almak için 90 Ether ödemen gerekiyor. Bir bakıyorsun abi 60'dan satılmış. Aha diyorsun herifin cüzdanı patlatmışlar. Çünkü o adam o anda hızlıca bunu satması gerekiyor. Parayı çevirmesi lazım. Parayı hemen başka bolta çekiyor ve geçmiş olsun bitti. O yüzden hepsini floor'un altından satıyorlar. Fırının altından sattığı zaman hızlıca satılıyor. Adam etherleri topluyor, başka yere koyuyor. OpenSea ne yapıyor? OpenSea gidiyor, o NFT'de şey yapıyor abi, işaretliyor suspicious'li ve satışını yasaklıyor. Alan elinde de patlıyor. Bence çok saçma bir şey bu arada. İki kişiye birden kaçıyor. Peki, i̇ki kişiye birden kaçıyor abi. Nasıl koruruz? Var mı böyle bir şey? Utku gelsin. Nasıl koruruz? Yani evet, patlatan çok fazla şey var. Birincisi abi, çok rahat koruyabiliriz. O da şey, abi, cold wallet, cold storage. Yani bu şeyler var ya, ledger'lar var. Ledger var, Trezor var. Ondan alıp, abi satın aldım mesela OpenSea'den. Abi onu alacaksın abi, Ledger'ına çekeceksin. Ledger'in olayı şu abi, hiçbir şekilde abi senin secret phrase'in yani şifren bu 12 ve 24 kelimeden oluşuyor. Mesela MetaMask 12 kelime, Ledger'da 24 kelimeden oluşuyor. Hiçbir şekilde abi kendi üstüne saklamıyor. Başlasan bir kere gösteriyor onu, yazman gerekiyor. Yazdıktan sonra abi onu kaybedersen geçmiş olsun. Evet. Hiçbir şekilde dijital ortamda bulunmuyor. O sayede hacklenmesi imkansız. MetaMask'in şöyle sıkıntıları var. MetaMask abi bu şifreyi bilgisayarına saklıyor. Ne yapıyor? Şifreliyor. Ama adamlar şunu söylüyor abi. Brute force'da bir öyle veya böyle kırarsın onu. Kırdığın zaman da abi aslında MetaMask'teki bütün o secret phrase'i elde ediyorsun. Elde edince de abi adam istediği işlemi yapabiliyor. Bunu insanlar kaçırıyorlar. Çok birçok şeyi abi hot wallet dediğim şey MetaMask'te tutuyorlar. O abi yapabileceğin en büyük hatadan bir tanesi. Peki NFT'leri de Ledger'a çekmek mümkün mü? Tabii ki. Zaten öyle yapıyorsun. Hmm. NFT bir tane işte Ledger'da bir tane şey oluşturuyorsun abi. Hesap oluşturuyorsun. Ona bir tane Ethereum wallet oluşturuyorsun. Oraya çekiyorsun. Sonra diyorsun ki abi benim şu NFT'lerimi şu wallet at diyorsun. O wallet atıyorsun. En kötü satmak mı istiyorsun abi? Git bir yeni bir tane hot wallet oluştur. Sıfır. Oranın koy abi onu oraya. Onu da OpenSea'ya bağla. Sat. Bu kadar abi. Başka bir şey yapmak zorunda değilsin. Mesela bunu yaptığın zaman nereden baksın? %100 güvendesin. Neden nereden baksın diyorum. Çünkü bu sefer de hırsız girdi. Gitti o şeyi aldı. Şifreyi aldı.
12-24 kelimeliği tam patlatır yani. Zaten %100 diye bir şey yok işte. Onu evet biraz, ama evet. Mesela bu abi %100'e yakın. Yakın. Buna hackleme gibi bir risk, yani onunla hackleme gibi bir riskin yok. Mesela adam şunu söylüyor. MetaMask şu hatayı da yapıyor ve hatayı demeyelim de hani şu riske de giriyor abi. Sana secret phrase'i ekranda gösteriyor. Evet. Şimdi diyor ki abi. Ha, bir screen scraper bir uygulama seni takip ediyorsa. Ay, ekran görüntüsünü aldın abi. Şeyi attın abi. iCloud Photos attın. Bir gün abi fotosun hacklendi. Herif abi bir tane robotla bir tarıyor abi. 24 veya 12 kelimelik bir şey var mı diye. Şey OCR'la abi. Buluyor abi. Tak diye alıyor. Gitti. O yüzden diyorlar yani Ledger'ı kurduktan sonra ben bunun fotoğrafını çekeyim. Ben bunu gidip notlarıma yazayım. Abi asla dijitale şey yapmayacaksın, dokunmayacaksın. Hiçbir şekilde abi o kelimelerin dijital bir izi olmayacak. İster resim olsun, ister PDF olsun. Offline'da saklayın diyebilir miyiz abi? Abi kesinlikle. Offline'da saklayın, şifrenizi offline'da saklayın. Kağıt ezberleyin, dövmesini yaptırmayın. Ve yaptırırsanız da özel bir tarafınıza yaptırın. Prizm renkli komple yazıyorsun. Yani bu çok önemli bu arada. Yani birçok insan hackleniyor. Ya ben her gün görüyorum. Her gün çok ve fazla haber çıktı zaten. Hacklenen paralar abi öyle şey değil yani. Hani fazla 10 dolar, 100 dolar falan değil. 100 bin dolardan başlıyor. Geçen gün yine OpenSea'de bir phishing olayı oluştu. Adam OpenSea adına mail gönderdi. Bir tane kontrat imzalattırıyorsun. O kontratı imzaladıktan sonra ne zaman ki OpenSea yeni kontrata geçtiğinde adam seni patlatabildi. Hı hı. Ve 2 küsur milyon dolar para topladı abi. Of. Ve bunların hepsini değerini çok altına satıyor. Yani evet. Orası belki 20 milyon dolar değerinde veya 10 milyon dolar değerindeydi. Adam 1.6 mı 2 milyon dolar falan topladı. Ve tabii ki parayla kayboldu. Tabii ki adamı takip ediyorlar. Bunu bir yere borsaya dönüştürmeye kalkıştığın zaman hani peşinde yani. Geliyorlar, yakalamaya çalışıyorlar. Fakat son kullanıcı büyük olsa o parayı o eşiyle bir daha görmeyecek yani. Armancığım oldu 17 dakika. Şöyle toparlayabiliriz o zaman. Çok yeni. Çok bir fırsat var. Değil. Çok fırsat var. Yeni genişliyor. Evet. Tehditleri var. Riskleri evet. Var daha doğrusu. Büyük olduğu kadar aldığınız dijital setlerin hepsini offline saklayın. Aynen öyle. Başlıktan diyebiliriz herhalde. Evet. Ve şey ekibe yani alacağınız asetlerdeki arkasındaki ekibe iyi araştırın. Her şeyi mint etmeyin. Mint edeceğiniz zaman da başka bir wallet kullanın. Hot wallet'ınızda veya NFT bulunuyorsa sakın o wallet'ta mint etmeyin. En riskli şey. Edecekseniz de yani 3-5 defa araştırın mint ettiğiniz projeyi. Yoksa abi dönüşü yok. Yani burada bir banka yok başvurabileceğiniz. Yani kredi kartından bir şey çektiler. Benden habersiz param gibi. Belki banka geri öder. Sigortası vardır. Fakat bunun dönüşü yok. Bunu kaptırdığınız zaman yani bir bardak soğuk su içersin ve hayatına devam edersin. Heyecanlı günlerimizi bekliyor. Ağzına sağlık. Allah güzel bir konu oldu. Bence bunu devamlı getirelim. Getirelim. Farklı projelerde detaylı konuşabiliriz. Hazır Düsseldorf'tayken belki Oktay alabiliriz. Bize bir bölümde Oktay anlatır. Almanya'daki ilk 6 ayım. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Dönmeden bir bölüm daha çekeriz bence Arman. Çekmemiz lazım. Bundan sonra da Arman Sözver'de her pazar bölüm yapacağız. Evet. Pazar günleri yine sizlerdeyiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.